Şimdi ilk dersini yaptık, anatomisini işlemiştik arkadaşlar. Temel olarak hatırlıyoruz, şu gördüğümüz yapılar bizim dendritlerimiz kıymetli arkadaşlar. Dendritlerimiz kıymetli dostlar, bakın özel kapaklar taşıyorlar. Bu kapaklar kıymetli arkadaşlar, bir süre sonra reseptörler tarafından açılacak. Fakat açılmadan önce şöyle bir içeriği inceleyelim. Bizim dokular arası sıvımız arkadaşlar interstitial fluid diye geçer. Bizim hücrelerimizin arasında, dokularımız arasında özel bir sıvı dolaşır. Bunun ismi dokular arası sıvı olarak geçer ve bu sıvı sodyum bakımından oldukça zengindir. Biz bu sıvıyı böbreklerimizden kaybederiz, sodyumu dışarı atarız. Aşırı sodyum atımı bizi ölüme götürebilir. Bunun dışında kıymetli arkadaşlar, genel olarak hücremizin içinde de potasyum depoluyoruz. Bakınız, ikisi de pozitif yüklü. Hücrenin dış kısmının sodyum bakımından oldukça zengin olduğundan dolayı kıymetli arkadaşlar, bakın aksonun dış kısmı pozitif yüklerle yüklenmiş oluyor. Aksonun içine baktığımız zaman ise özellikle anyon adını verdiğimiz çok güçlü negatif güçlere sahip, daha doğrusu negatif güçlü, negatif yapılı SO3 ve PO3 moleküllerini görüyoruz. Bunlar asla aksondan dışarı çıkamıyorlar. Dolayısıyla aksonun içi genel itibariyle yükle yüklenmiş oluyor. Negatif yükle yüklenmiş oluyor. İfade edelim mi? Dışarısı artı, içerisi eksi olan bu sistemde bilim adamları elektrotları koyuyorlar. Millivolt cinsinden ölçüm yapıyorlar. Bakıyorlar ki dışarısının içerisine göre olan potansiyel farkı eksi 70 millivolt. Yani içerideki negatiflik oldukça yüksek. İşte dışarının pozitif, içerinin negatif olduğu bu durum, yani eksi 70 millivoltluk durum, herhangi bir iyon değişimi olmadığı sürece dinlenme volt olarak geçer. Ya da dinlenme durumu ki artı ve eksi belli olduğundan biz bu duruma polarize durum adı veririz. Şurada bir grafiğim var. Bu grafikte bakın eksi 70 şu bölge benim millivolt cinsinden eksi 70'imi gösteriyor. Gördüğünüz üzere şu anda hücremde dinlenme anı. Nitekim kıymetli arkadaşlar, reseptörlerimiz fiziksel bir uyarana maruz kaldığında, mesela bu bir termoreseptördür, ne yapar? Şekli değişir, genleşir. Bu bir mekanoreseptördür arkadaşlar, ne yapar? Alta doğru böyle gerilerek alttaki kapakçıkları zorlar. Bu bir fotoreseptördür, birden buna protein kayıpları olur, tak tak kapakları açar. Bu bir tat reseptörüdür. Bu reseptöre bir tane tuz bağlanır, bir şekli değişir, tak tak altta bulunan dendritlerin kapak yapısını değiştirir ve dışarıda bol miktarda olan, hatırlayalım, sodyumlar bu kapaklardan akmaya başlar. İçeri doğru. Eğer bu sodyum akışı eksi 50'ye ulaşırsa, ki eksi 50 bizim arkadaşlar eşik değerimizdir. Eğer buraya ulaşırsa bu bir aksiyon potansiyeline dönüşebilir. Ama diyelim ki yeterince bir sıcaklık gelmedi, yeterince kuvvetli bir baskı olmadı, yeterli bir ışık gelişmedi. Dolayısıyla benim hücrem eksi 70'ten eksi 60'a doğru pozitif bir şekilde yükselmeye başladı. Ama bir türlü burada yeterli sodyumu biriktiremedi. O zaman ne olur? Tekrar bu sodyumlar dışarı atılır, hücrem eski haline dönür. Ama eğer yeterli bir uyartı oluşturacak kadar, daha doğrusu bir uyaran oluşursa kıymetli arkadaşlar, reseptör şeklini çok değişirse, bu sefer ne olacak? İçeriye bir anda aşırı miktarda ne birikimi gerçekleşecek? Sodyum birikimi gerçekleştiği zaman eğer burası eksi 50 milivolta ulaşırsa, bakın şöyle gösteririm, eksi 50 milivolta ulaştığı an akson üzerinde bulunan, bakın şurada gördüğünüz özel voltaj kapaklarımız var. Bu sodyum içinde olanı var, potasyum içinde olanı var. Eksi 50 milivolt bu kapağın açılmasına neden olur. Ve dışarıda bol miktarda bulunan sodyum ne yapar? Bir anda hücrenin içine doğru akın etmeye başlar arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Çok ciddi bir sodyum birikimi olur. Yani eksi 50'de kapak açılır açılmaz içerisi bir anda kaça kadar yükseliyor? Artı 40'a kadar yükseliyor. Sebep ne? Sodyum akışı. Doğru muyum? Ne yaptı kıymetli arkadaşlar? Bir anda hücremizin içi, tekrar şöyle bir ifadelendirelim, daha rahat olsun. Şu şekilde basitçe gösteriyorum. Hücremin dışı artı, içerisi eksi. İçeride potasyumlar var, anyonlarım var. Dışarıda ise sodyumlarım var.
Şu anda hücrem -71 volttaydı. Dinlenme anı diyordum ben bunlara ve polarize haldeydik. Ne oluyor kıymetli arkadaşlar? Sodyumlar bir şekilde içeriye sızdıklarında buradan değil mi hücre gövdesinden geliyor mesela. İçeriye sodyum belli miktarlarda girmeye başlıyor. İçeride hala potasyumum var, anyonum var. Bir anda hücre -70 milivolttan eğer belli bir seviyede sodyum alıp -50 milivolta ulaştığı an ne oluyor demiştik kıymetli arkadaşlar? Kapaklar açılıyor. Doğru mu? Sodyum kapakları bir açılıyor ve içerisi bir anda kıymetli arkadaşlar kaça kadar yükseliyor? Artı 40 milivolta kadar yükseliyor. Bu ne demek? İçerisi çok ciddi pozitifleşti demek. Bakın iç ve dış bölge arasında bir potansiyel fark kalmadı demek. Anlatabiliyor muyum? Kutuplar belli mi şu anda? Değil. Kutuplar kayboldu. İşte biz bu duruma kıymetli arkadaşlar depolarize adını veriyoruz. Dikkat ediniz. Depolarize durumu. Nereden geldik? Polarizeden şu anda ne duruma geldik arkadaşlar? Depol. Depolarize duruma geldik. Ve artı 40'ta ne oldu? Birden sodyum kapakları bir kapağında tık. Şu an durum bu. Bu duruma nasıl geldik depolarizeye? Tekrar hatırlatıyorum. İçeride potasyum var. İçeride anyonlar var. Sodyum kapakları açıldığından dolayı ne oldu kıymetli arkadaşlar? İçerisinde dışarısında ne yaptı? Çok ciddi bir pozitiflikle kaplanmış oldu. Anlaşıldı mı? Peki ne olacak? Şimdi hücre çok garip bir durumda yani. Canı sıkılıyor. Çünkü kendisi neydi kıymetli arkadaşlar? -71 voltlu olan bir yapıydı. Ne yapıyor? Bakıyor ki durumları inceleyecek şimdi. İçeride potasyum var. İçeride anyonlar var. İçeride sodyumlar var. Dikkatinizi çekiyorum. Ve kendisi artı 40'tan tekrar ne yapmak istiyor arkadaşlar? Kendi milivoltuna dönmek istiyor. Yani ne yapması lazım? Pozitif yüklerden kurtulması lazım. Doğru muyum? Soru şu. Hadi diyor ben şu sodyumu dışarı atayım ama sodyum kapakları şu anda ne durumda? Kapalı. Farkında mısınız? Niye? Çünkü içerisi artı 40 olunca sodyum kapakları kapandı. Peki ne atabilirim şunu dışarıya? Anyonları atamaz zaten. Niye atmak zorunda kalacak? Potasyumları. Değil mi? Çünkü artı yüklü olan kim var şu anda? Potasyumlar var. Karar veriyor. Ve bu gariban potasyumları ne yapıyor arkadaşlar? Dışarıya doğru çıkmasını sağlayacak şekilde kapakları açıyor. Yani potasyum kapakları kaçta açıldı? Artı 40'ta açıldı. Ve dışarıya bir anda arkadaşlar ne oldu? Potasyumlar akmaya başladı. Hücre otomatikman ne oldu tekrar? İç olarak bir negatifleşme yaşıyor. Bakın potasyumlar dışarı çıktı. Yavaş yavaş çıkıyor, 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 çıkıyor. -70'e gel dur. Dur kapakları kapatın. Kapatın, kapatın, kapatın. DLC'ye kadar ne oldu arkadaşlar? -90'da ancak kapaklar kapandı. Hocam niye -90, niye -70'de durmadı? Arkadaşlar sodyum kapakları çok hızlı açılıp kapanır. Ama potasyum kapakları açılır ama çok zor kapanır. Kapanasıya kadar da ne oldu otomatikman? Normalden çok daha fazla potasyum ne yaptı kıymetli arkadaşlar? Hücre dışına pompalandı. Farkında mıyız? Hala hücremizde ne var? Sodyum var mı? Var. Hala anyon var mı? Hala. Anlaşıldı mı? Hücre ne yaptı kıymetli arkadaşlar? Kendini artı 40'tan dikkatinizi çekiyorum. Tekrar nereye yükseltti? -90 düşürdü. Milivolta kadar düşürdü. Ne yaptı tekrar kıymetli arkadaşlar? Dışarısını pozitif, içerisini negatif hale getirdi. Dikkatinizi çekiyorum. İşte bu duruma biz repolarize adını veriyoruz. Hücre ne yapıyor? Kendini düzenleme hale getiriyor. Fakat durduramadığı için ne oldu kıymetli arkadaşlar? Ki buraya biz hemen repolarizemizi yapıştıralım. Hücre repolarize oldu. Durduramadı ve kendini ne hale getirdi? Hiperpolarize hale getirdi. Dikkatinizi çekiyor mu arkadaşlar? Bakın şu anda hücre -70 değil. -90. Hiperpolarize durumda. Ne yapacak hücre? Hemen kendini tekrar düzenleyecek ve diyecek ki ya arkadaş -90'da çok fazla. Ben gene ne yapayım diyecek? Sistemi eski hale dönüştüreyim. Ne yapacak? Bakın içeride sodyumlar, dışarıda potasyumlar var. Farkında mıyız? Anyonlar da içeride. Ne yapıyor kıymetli arkadaşlar? Özel bir pompa kullanıyor. Sodyumu dışarıya, potasyumu içeriye pompalayan
özel pompalar vardı, hatırlıyor muyuz? Sodyum potasyum pompası, değil mi? Hangi pompa çalışıyor burada? Sodyum potasyum pompalarıyla kıymetli arkadaşlar. Ne harcıyor tabii? ATP harcayarak bir aktif taşıma gerçekleştiriyor arkadaşlar. Ve ne oluyor tekrar kıymetli dostlar, bakın eski haline dönmüş oluyor. Farkında mıyız? Anlaşılıyor mu kıymetli arkadaşlar? Şuradan da şöyle göstereyim. Anlaşıldı döngü. Ve tekrar ne oldu kıymetli arkadaşlar, bakın. Eski haline döndü ve tekrar polarize duruma geçti. Eksi 70'ine ulaştı. Burada görevli olan yapı ne? Sodyum potasyum pompası arkadaşlar devreye girdi. Ve tekrar burayı rehabilite ederek tekrar bir ne durumuna soktu arkadaşlar? Repolarize eder, polarize durumu düşürdü. Var mı problem oldu? Anlaşıldı mı? İfadeler. Kapaklar önemli. Döngü dikkat edilmesi lazım. Dinleniyorduk. İçeri sodyum sızdı. Reseptörler yüzünden kapaklar açıldı. Ne zaman ki eksenli değerine ulaştığımız an pozitifleşmede bir anda sistemde kapaklar komple açılarak özellikle sodyum kapakları içeriye müthiş pozitif hale getirdiler. Daha sonra dışarıya potasyumlar atılarak, çünkü artık sodyum kapakları kapandığı için sodyumdan kurtulamıyoruz. Ne yapıyoruz? Bu sefer pozitif yüklü potasyumları dışarı atıyoruz. Potasyumları dışarı atarken de kapak geç kapandığında eksi 70'te değil eksi 90'da durduk ki hiperpolarize durumu oluştu. Akabinde de tekrar sodyum potasyum pompalarıyla sistem polarize hale getirildi. Yani eksi 70'e getirildi. Bu döngüde de bunu anlatıyoruz. Böylece sinir ne yapıyor? Sinir hücresi içinde arkadaşlar artı eksi artı eksi artı eksi artı eksi artı eksi değişim ve dönüşümler yaşanarak sistem nereye kadar getiriliyor? Aksiyonun ucuna kadar getiriliyor. Tamam? Elektriksel iletim sistematik olarak. Sorusu olan...